Sevgili yarışseverler, 18 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sezonun 54. yarış gününde toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan, saatler 15.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlayacak. 18 Ağustos Pazar günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz ve günün 1. koşusunda 1 numaraya kayıtlı Akta Fırtınası geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Akta Fırtınası iç pistte 852-424.4'lük bir iş sergiledi. Mehmet Kaya ile start alacak, son koşusundan 4. olarak ayrıldı. 2 numaralı Black Dragon iç pistte 1003.6-425.4'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. Akın Sözen'le start alacak Black Dragon, son koşusundan 4. olarak ayrıldı. 3 numaralı Cambaz Ankara'da 638.5-425.2'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. Hışman Çizik'le koşuya katılıyor. Son startından da galibiyetle ayrıldı. 4 numaralı Red Tornado Sadık Kurt idaresinde 15 Ağustos sabığı 635.5-423'lük işiyle ekranlarınıza geliyor. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son iki yarışından arka arkaya galibiyetlerle ayrıldı. 5 numaralı Rönesans Ankara'da 637.7-424.3'lük bir derece elde etti. Bu safkandan bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Ahmet Çelik ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bir numaralı Akisarlı iç pistte 855.2-427.5'luk işiyle son çalışmasını iç pistte tamamladı. Gökhan Gökçe ile start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kaldı. 2 numaralı Cevahir Tay iç pistte 853.8 son 427.5'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan Cevahir Tay son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Cömertoğlu içteki ve önde olan safkandı. İç pistte 855.6 son 428.2 oldu. Danyal Kaya ile 123 günlük ara sonrası start alacak, ilk koşusunda tabela dışında kaldı. 4 numaralı İmkan Bey Ankara'da 858.1-428.1'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. Deniz Yıldız'la start alacak olan Butay son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Özgün Stone 1200-127.6-1012 son 428.2'lik uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı. Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. Yarış yaşamındaki ilk startında 3. oldu. 8 numaralı Pistol Star dışta Arif Çoy ile birlikte çalıştı. İçte olan Pistol Star iç pistte 641.8-427.5'luk bir derece elde etti. Adem Aslan'la start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kaldı. 9 numaralı Zaman Hattı iç pistte 427.2 son 200'ü 13.7'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. Ahmet Çelik ile start alacak olan Butay yarış yaşamındaki ilk koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 1 numaralı Bratislava Ankara'da 850.5-424.5'luk derecesiyle ekranlarınıza geliyor. Ayhan Kurşun'la start alacak olan Butay yarış yaşamındaki ilk koşusundan da galibiyetle ayrıldı. 4 numaralı Alice ekranlarımıza geliyor. Metin Hamedi ile start alacak olan Butay iç pistte 641.8 son 428'lik derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Miss Jasmine dışta Never Winter ile birlikte çalıştı. İçte olan safkandı. İç pistte ve bu safkana dil bağı aksesuarı ilave yapıldı. 637.5-424.3 oldu. Hışman Çizik ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 1 numaralı Arkan Şah iç pistte 641.6-427.5'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. Mazlum Pirdemir ile start alıyor. Son koşusundan 3. olarak ayrıldı. 2 numaralı Avrasyalı 854.6 son 426.2'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. Bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı ilave yapılan Avrasyalı Mehmet Kaya ile start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kaldı. 3 numaralı Bavikal Nevzo ekranlarımıza geliyor. İç pistte 854.5-427.3'lük bir derece elde etti. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. İlk koşusunda ilk 4 dereceye giremedi.
4 numaralı Çelebioğlu 600'ü 43.4, son 400'ü 28.6'lık işiyle son çalışmasını tamamladı. Akın Sözen'le start alacak olan Butay son koşusunu üçüncülükle tamamladı. 5 numaralı Gökçe Tepe 1000'i 11.8, son 400'ü 29.6'lık uzun galobuyla ekranlarınıza geliyor. Hışman Çizik'le start alacak olan Butay yarış yaşamındaki ilk startında koşudan 4. olarak ayrıldı. 6 numaralı Kamus ekranlarımıza geliyor. İçbisti 600'ü 43, 427.4 oldu. Halis Karataş da start alıyor. Son koşusundan 2. olarak ayrıldı. 7 numaralı Sarraf Şah ekranlarımıza geliyor. İçbisti 600'ü 40.2, 427'lik bir derece elde eden Butay Ayhan Kurşun'la start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Tutana 800'ü 56.6, 426.6'lık bir iş sergiledi. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son koşusunu ikincilikle tamamladı. 10 numaralı Uzak Ara ekranlarımıza geliyor. Dıştaydı, içte Bilginhan'la birlikte çalıştığı Uzak Ara. İçbisti 642, 428 oldu. Halil Yol Açıcı'yla start alıyor. Son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Dal Kızı Ankara pistinde 859.5, 429.5'luk bir derece elde etti. Deniz Yıldız'la start alıyor. Yarış yaşamındaki ilk koşusunda tabela dışında kaldı. İki numaralı Muhsin İçbis'te bir kenter yaptı. 4 gün önce kazanmıştı ve kazandığı yarıştan sonra da bu yarışında dil bağı aksesuarı ilave yapıldı. Mehmet Kaya ile start alacak. 4 numaralı Özdoğa İçbis'te 600'ü 42.4, son 428'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. Gökhan Gökçe ile start alıyor. Son koşusunda ikinci oldu. Bu koşuda 2 numaralı Muhsin isimli safkanla Ekürye olarak start alıyor. 5 numaralı Beyhan Efe İçbis'te 800'ü 57.3, 429.3'lük işiyle son çalışmasını tamamladı. Sefer Demir İdaresi'nde Mert Ali Solmaz'la start alıyor. Son koşusunda 4. oldu. 8 numaralı Tumbul Yalaz İçbis'te 800'ü 55.8, 428'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. Berkan Çığla ile start alacak olan bu safkan son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Uzman İçbis'te 856.5, 428.5'luk derecesiyle son çalışmasını Nebahat Cankılıç idaresinde tamamladı. Halil Yol Açıcı ile start alıyor. Son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 1 numaralı Bir Delo ekranlarımıza geliyor. İçbis'te 637.8, 424.6'lık bir iş sergileyen bu safkan Akın Sözen'le start alacak. Son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrıldı. 2 numaralı Crasher Ankara'da 637.5, son 400'ü 24.2'lik derecesiyle ekranlarınıza geliyor. Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışından 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı Runner Bull ekranlarımıza geliyor. 16 Ağustos sabahı Ankara pistinde Uğur Aydilek idaresinde 636.2, 423.5'luk derecesiyle son çalışmasını tamamladı. Son yarışından da 4. olarak ayrılmıştı. 7 numaralı Kenobi İçbis'te 637.2, son 400'ü 23.7 ve son 200'ü 11.7'lik sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Son yarışından galibiyetle ayrılan bu safkan Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 1 numaralı Best of Ela Ankara pistinde 638.2, son 400'ü 24.1'lik bir derece elde etti. Akın Sözen'le start alacak. Son 4 yarışını da arka arkaya kazanmıştı. 1 numaralı Best of Ela. 2 numaralı Iskra ekranlarımıza geliyor. 1400'ü 1.29.2, 1000'i 1.2, son 400'ü 24.7'lik uzun galobuyla bu safkanda Halis Karataş da start alacak. Son koşusunu ikincilikle tamamladı. 3 numaralı Miss Helin Ankara'da 639.5, 425.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Özcan Yıldırım'la start alacak. Son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrıldı.
4 numaralı Perelina Ankara pistinde 850.5-425'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. Selim Kaya ile start alacak olan Perelina son 2 yarışını arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. 5 numaralı Allegro Fiddle ekranlarımıza geliyor. 848-423.6'lık işiyle son çalışmasını tamamladı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son koşusunu ikincilikle tamamladı. Bir numaralı Akkula 600'ü 44, son 400'ü 28.8'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. Gökhan Gökçe ile start alacak olan Akkula son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Artuklu Ankara pistinde 1009.5-427.5'luk uzun galobuyla ekranlarınıza geliyor. Mücahit Bayır'la 63 günlük ara sonrası start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Aşemez start alacağı jokeyi Deniz Yıldız idaresinde 600'ü 41.7, son 400'ü 27.4'lük bir iş sergiledi. Deniz Yıldız da koşuya katılıyor, son koşusunu üçüncülükle tamamladı. 4 numaralı 1001 Ankara pistinde 400'ü 28.5'luk kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Ahmet Çelik de start alıyor, son koşusundan 4. olarak ayrıldı. 5 numaralı Denizim Ankara pistinde 1010.5-428'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Akın Sözen'le start alacak olan Denizim son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Yükselim Ankara pistinde 800'ü 56.4 son 400'ü 28.4'lük işiyle son çalışmasını tamamladı. Saadettin Boyraz da koşuya katılıyor, son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Memduha iç pistte 640-426.4'lük bir derece elde etti. Bu yarışında kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Daloğlu ekranlarımıza geliyor. İç pistte Güven Gökçe ile 641-427.7'lik bir iş sergiledi. 2 numaralı Daloğlu Gökhan Gökçe ile start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Canım Çiğdem Ankara'da 600'ü 43.5-427.7'lik bir derece ile son çalışmasını tamamladı. Mücahit Bayır'la start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Baba Emir 600'ü 42.6 son 400'ü 28.3'lük bir iş sergiledi son çalışmasında. Adem Aslan'la koşuya katılıyor, son startında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Mirzala 17 Ağustos sabahı Bektaş Sav idaresinde iç pistte bir kenter yaptı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılacak olan Mirzala son katıldığı yarışında tabela dışında kaldı. 10 numaralı Arslan Dikeni Ankara pistinde çalıştı ve bu safkanın 600'ü 46.4 son 400'ü 30.3 oldu. Son yarışından da galibiyetle ayrılmıştı. Mehmet Keskin'le start alıyor. 11 numaralı Güldür Güldür içte ve önde olan safkandı. Dışında Çelik Şah'la birlikte çalıştı. İç pistte 643-428.4 oldu. Berkan Çığla ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Karaberk Ankara'da 856-427.5'luk bir iş sergiledi. Bu yarışında kulaklık aksesuarı ilave yapılan Karaberk, Mert Ali Solmaz'la koşuya katılıyor. Son startında tabela dışında kaldı. 13 numaralı Derin Deniz ekranlarımıza geliyor. 4 gün önce fotoda burun farkıyla ikinci olmuştu. 600'ü 40.6-427'lik bir iş sergiledi. 13 Ağustos sabahı Mehmet Ali Koç Aslan idaresinde Harun Kılıç Arslan'la koşuya katılıyor Derin Deniz. 15 numaralı Botan 600'ü 41.5 son 400'ü 26.8'lik derecesiyle ekranlarınıza geliyor. Halil Yol Açıcı'yla start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi.
Sevgili yarışseverler, 18 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sezonun 54. yarış gününde toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan, saatler 15.30'u gösterdiğinde ise dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başlayacak. 18 Ağustos Pazar günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İstanbul İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.